Arkadaşlar merhabalar, hepinize sevgiler, selamlar. Sevgili arkadaşlar, şu anda Levent'te Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ndeyiz. Bugün Türkiye'nin efsane sunucusu, TRT'nin gerçekten duayen sunucularından Erkan Yolaç beyefendiyi sonsuzlu oluyoruz. Hepimiz onu çocukluğumuzda, gençliğimizde Evet Hayır Yarışması'yla hatırlıyoruz sevgili arkadaşlar. İşte Mehter Marşı ile gelip İzmir Marşı ile gönderdiği yarışmacılar bugün onu yalnız bırakmadı sonsuz olurlarken. Biz de Şener Bol ve İstanbul'un sesi olarak cenaze törenini baştan sona ser için çektik. Ve buraya gelen ünlü konuklarla da olabilirse de sevgili arkadaşlar röportajlar yapacağız. Hemen işte cenaze töreni için ilerliyoruz. Efendim merhabalar, İstanbul Sesi kanalımız var. Başımız sağ olsun. Bugün çok kıymetlimiz Erkan Bey sonsuz olur. Size oğlusunuz değil mi? Evet, Amerika'da yaşıyorsunuz. Evet, tabii Türk milleti çok seviyor tabii Erkan abimizi. Bugün onu sonsuz olurken, onun bir evladı olarak ne söylemek istersiniz? Tabii gelen sevgi, saygı, babamın gurur duyacağı ve unutamayacağı bir gün. Ben kendisi adına çok gurur duyuyorum. Evet. İnşallah huzurlu bir intikali olur, alışır ve orada da evet hayra devam eder. Evet, biz de onu gerçekten milletimiz olarak, Türk milleti olarak evet hayır yarışmasıyla bağrımıza basmıştık. O bizim Erkan abimizdi. Ekranların gülen yüzüydü. Biz de bugün onun sonsuz olarak yalnız bırakmadık. Sizlere başsağlığı ve sabırlar diyoruz milletimiz adına. Ayağınıza sağlık. Herkese buradan ben en güzel geceler, en güzel günler sizin olsun diyorum babam adına. Evet, sağ olun. Çok teşekkürler. Eyvallah. Hoş sağ olun. Efendim merhabalar. Hanımefendi merhabalar, İstanbul Sesi kanalımız var. Siz de kızısınız değil mi Erkan abi? Evet, kızıyım. Evet, bugün onun sonsuzlu oluyoruz tabii. Biraz önce kardeşinizle de konuştuk. Biz Türk milleti olarak Erkan abimizi çok seviyorduk. Bağrımıza basmıştık. Evet hayır yarışmasıyla bütün evlerimize girmişti. Bugün onun sonsuzlu olarken ne söylemek istersiniz? Ben de size aynı şeyi söyleyeyim. O da sizin hepinizi bağrına basmıştı. Eminim şu gösterdiğiniz sevgiden çok mutlu oluyordur. Sağ olun. Çok rica ederim. Emin olun biz de onu bizim hissettiğimizi anlıyoruz ve öyle hissediyoruz. Çok teşekkürler. Netiniz adına sizlere başsağlığı ve sabırlar diyor. Sağ olun, var olun. Çok naziksiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Estağfurullah. Mehmet Ali efendim merhabalar, başımız sağ olsun. İstanbul Sesi kanalımız var. Bugün çok büyük duayen bir ismi, sizin gibi çok kıymetli bir sonucu sonsuzlu oluruz. Efendim neler söylemek istersiniz? Gerçekten şov dünyasının bir üçlemesiydi. Orhan Boran, Halit Kıvanç, Erkan Yolaç. Üçünü de yitirdik. Bir dönem kapandı. Çok başarılıydı. Başarılı olmasının dışında çok insandı. Benim hastalığımda 8 ay boyunca ailesi, eşiyle birlikte hiç başımdan ayrılmadı. Yani bir sanatçı olarak olduğu kadar dostluğu da bizim ailemizde çok önemli bir yeri var. Efendim siz de bir sunucu olarak ondan mutlaka esinlenmiş, bir feyiz almışsınızdır değil mi Mehmet Ali Bey? Tabii. Duayendi kendisi yani rahatlığıyla, esprileriyle çok feyiz aldığımı hatırlıyorum. Biz de sizlere milletimiz adına başsağlığı ve sabırlar diyoruz. Sağ olun, var olun. Rica ederim. size de başsağlığı ve sabırlar diyoruz. Tabii siz de İzmir'de oturuyorsunuz galiba, değil mi? Yani İstanbul Sesi kanalımız var. İzzet Bey, hemen şunu da soracağız. Tabii çok insanın hayatına dokunmuş bir kişi, değil mi? Evet. Duayen bir sunucu Erkan abi. Sizin de biraz önce anlattınız, hayatınıza dokunmuş. Ama şöyle söyleyeyim İzzet Bey, bugün biraz da bir vefasızlık var sanki böyle. Hani çok katılım yok gibi. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Sanat dünyasının biraz vefasızlığı konusunda. Var mı sizin bu konuda bir hissiyatınız? Bu sorunun geleceğini zaten buraya geldiğimde biliyorum. Ya herkes için bir şey söylemek doğru. Ben kendimle mesulüm. Öyle söylüyorum. Tabii ki, tabii ki. Ben asli görevimi yerine getirmek zorundayım. Manevi olarak rahatsız olurum zaten. Ben bugün buraya nereden geldiğimi siz bilemezsiniz. Önemli değil nereden geldiğim. Benim bugün burada olmam önemli benim için yani. Evet. Bakın yani Erkan abinin, Allah rahmet eylesin, ailesinde de çok kişiyi tanıdım. Oğlu, kızı ve Asuman anneyi tanıdım. Evet. Yani evet. 3 kişi var yani. İzzet Bey, şunu söyleyeceğim. Sizin gibi kıymetli sanatçılarımızın böyle vefa gösterip cenaze törenlerine katılması, emin ol, milletimiz takdir ediyor. Çok kıymetli buluyoruz. O anlamda bu soruyu sorduk. Samimi söylüyorum. Ben şöyle söylemek istiyorum. Yani bizde bu vefasızlık var. Yani sanat camiasında bu maalesef değil mi? Maalesef var. Yani o şakşakalı dünyada, o cam, renkli camın görüntüsünden çıktığımız an, ben kendimi de söyleyeyim çünkü ben de o sanat camiasının içindeyim. Hayatım asla aynı değil onlarla, ama bunu açık bir an ediyorum. Ama şunu söyleyeceğim, bugün siz üzerinize düşen görevi yapın. Erkan abi bugün sonsuzluğa uğurlarken geldiniz. Bu çok kıymetli bir durum. Bence, sağ olun, var olun. Milletimiz adına teşekkür ediyorum. Yani. Evet. Bence bütün burada kimlere dokunmuş? Tabii. Onların olması gerekiyor değil mi? Tarihtir yani. Ya, A'dan ta ki en aşağı B'ye kadar burada bir aktif vefadır olması gerekiyor. Yani. İşi olan için bir şey söyleyemeyiz ama gerçekten bugün evde oturan insan buraya gelmesi lazım. Gelmesi gerekiyordu. Sağ olun, var olun mesajlarınız için. Başsağlığı ve sabırlar diyoruz. Eyvallah. Çok sevdiğimiz, çok saydığımız Erkan abimiz, Evet Hayır'ımız, televizyonumuz, yıllarımız, çocukluğumuz, hepimiz için bunlar geçerli. Bir de benim için ilk hayatımda televizyona çıktığım, ilk defa ekran karşısında olduğum, bir ömür boyu unutamayacağım Evet Hayır yarışması. İlk sevgiyle, ilk öğrenciydim yani, hiç profesyonel çalışmam yoktu. Bir özgüven çalışması, yıllarca ona güldük, onu andık, konuştuk. Çok çok saygın, çok sevdiğiniz birisini kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun, ayaklarınıza sağ olun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Dinamizmi, düşkün gibi delikanlı, ne enteresandır ki 19 Mayıs Gençlik Bayramı'nda gidiyor o, ama bir aile gibi biz her zaman, Asuman abla ve o, onun için eksikliğini çok hissedeceğiz ama ne yapalım ki, kader böyleymiş. Ama o her zaman gönlümüzde genç bir delikanlı olarak yaşamaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun. Hayır, Asuman Hanım rahatsız, biraz gelemiyor. Asuman abla, onun için artık ne yapalım. Teşekkür ederim. Başınız sağ olsun. Canım başın sağ olsun. Biliyorum, yemek için annenize emanet edebilirsiniz. Tamam mı? Sağ olsun. Annesiyim ben. Canımız sağ olsun, canımız sağ olsun. Ben aldım, benim de var, arayın. Ne istersen, tamam. gördüğünüz gibi. Erkan Yolaç, Allah rahmet eylesin. Benim manevi babam oldu. Her zaman kendisiyle beraber aramızda benim hayatımda, yani sanat hayatımda başlangıç, cevaptan, yani ne derler, böyle yeni zaman diliminde, tanınmış zaman diliminde, yani bundan 25 sene, 26 sene önce beni ciddi anlamda destekledi. Beni her hafta programında hiçbir yapımcı, hiçbir program yapımcısı veya genel yapımcı her hafta bir sanatçıyı veya birini desteklemez. Emin olun. Yani zaten ben bu işin içindeyim. Ben televizyon programı yaptım 10 sene. Ben her hafta bir sanatçıyı almam yani. Ama ben o zaman böyle yeni tırmanış zamanlarında bile beni her hafta programda değerlendirip oğlu gibi bana davranırdı. Ben de çok büyük bir maneviyatı, ben de büyük bir emeğim var. O ve Asuman annem. Asuman anne de rahatsızmış zaten. Gidip göremiyorum bile. Çünkü o da biraz ciddi bir rahatsızlığı var. Belki ben... Şimdi dün Mehmet görmüştüm oğlumda. Söylemeyin bile dedim yani Asuman anne. Söylemeyin bile dedim. Çünkü o da zaten şey diyor. Rahatsız ve iyi değil. En azından böyle kalsın, o hayal böyle kalsın. Bilmiyorum, söylemişlerim. Tamam abi orada. Çünkü ailece konuşuyor. Siz nasıl hatırlayacaksınız? Sizin daha anlattığınız hafızalara anlatıyorsunuz. Nasıl yapacak? Ya evet, hayır. İşte başka bir şey yok. Evet, hayırdan başka bir şey yok. Bendeki maneviyatı, bende çok anıları var ayrı da. Ama yani Türkiye onu, evet hayır da. Benim gibi çok şöhret sanatçıya keşfedip yani çünkü bir background'da baktığım şeyler oldu kendisinin geçmişinde. Birçok sanatçıyı keşfetmiş yani almış çağırmış, birçoğu da böyle çıkarıp desteklemiş. Onlardan biri de benim için çok büyük unutulmaz anılarım oldu. Beni tatillere götürdü. O yazlık programları çektiğimde tüm de beni destekledi. Söylenecek bir şey yok, takdir ilahi. Yine güzel bir yaş yaşadım yani. Hepimiz inşallah o yaşları yorulmuyoruz, bilemeyiz. Ama kıymetli bir insandı. Allah benimle bir rahmet eylesin. Ailesine sabırlar. Türkiye'li seyircilerin herkesin ailesinden bir parça olarak görüldüğü bir büyüğümüz Rabbim rahmetiyle muamele etsin. Mekan cennet olsun inşallah. Teşekkür ediyoruz. Sevildi. Her hafta özellikle pazar programlarında insanların vazgeçilmesi unutulur. 90'larda özel pazarlaştırmasıyla özel pazarlaştırmalarda devam ediyor Erkan Yolaç ve son yıllarda bizim gibi televizyon camiasına yeni bir kişiyle akıcı Türkçesiyle sonuyla, sunucudaki sonuyla öne gidecek bilgimiz ve bugün eşi Asuman'da Kurumlarımıza bakarak kitaplarımızın seçimler bilgi olmasına riayet edelim inşallah. Bir cümle ölmüşlerimizin ruhları için ahiret yolcuları değerli ve kıymetli büyüklerimiz. Merhum Mehmet Sami Beyefendi'nin ve merhum Erkan Yolaç Beyefendi'nin ayrı ayrı ruhları için Cumhuriyetimizin valisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının da ruhları için Allah rızası için El-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Efendim, iman ve Yolaç ailelerinin bu acılı ve kederli günlerinde onları yalnız bırakmayarak buraya kadar gelme zahmetinde bulunan siz saygıdeğer büyüklerimize, cenaze yakınları adına şükranlarımızı arz ediyoruz. Cenab-ı Hak ahiret yolcuları değerli büyüklerimiz Mehmet Sami Beyefendi'ye ve Erkan Yolaç Beyefendi'ye gönülleri rahmet eylesin. Makamlarını, mekanlarını cennet eylesin. Hasret, beşer, hata ve günahları varsa affeylesin inşallah. Bu dünya hayatlarında çekmiş oldukları sıkıntılarını, kederlerini, günahlarına kefaret eylesin. Bu vesileyle de hepimize de bu ölüm tablolarından hakiki manada ibret alabilmeyi, bilget ansızın ve amansızın bu musalla taşının üzerinde, bu tahta sandukanın içerisinde olacağımızı unutmamayı ve o itikapla, o şuurla yaşayıp son nefeslerimize ruhumuzu imanla, Kur'an'la kelime-i şehadetle teslim ederek Rabbimizin huzuruna varabilmeyi Cenab-ı Hak bizlerimize nasip eylesin inşallah. Diğer cemaatimiz hızası için canı gönülden helal eder. Cenab-ı Hak yapmış olduğunuz bu şahitlik ve helalliklerinizi yüce katında kabul eylesin. Efendim, Erkan Yolaç Beyefendi'nin cenazesi Zekeriya Köy Aile Kabristanlığı'na, Mehmet Sami Beyefendi'nin cenazesi ise Kireçburnu mezarlığına defnedilecektir. Mezarlığa gelmeyi arz eden cemaatin çıktı her iki cenazemiz içinde cadde üzerinde servis araçları mevcuttur, bilgilerimize arz olan efendim. Buyurun cenaze namazları için hep beraber niyet ediyoruz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ruhları için, Allah rızası için El-Fatiha. Evet. Erkancığım merhabalar. Yine bugün ünlü sunucumuzu yalnız bırakmamışsın son sulu olarken. Ne söylemek istersin? İzliyor muydun onun Evet Hayır Yarışması'nı filan? Evet. Evet. Allah gani gani rahmet eylesin. Evet. Barbaros Hayrettin. Bugün de onun son sulu olarken yine Gebze, nereden geliyordun? Gebze. Gebze'den, onu yalnız bırakmadın. Senin gibi sevenlerine çok teşekkür ediyoruz. Erkan abimize de Allah gani gani rahmet eylesin diyoruz. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diyoruz. Sağ ol, var ol. Arkadaşlar işte Erkan abinin çok seveni var. Yanımızda yeni bir kardeşimiz var. Merhaba, ismi nedir? İsmim Celil Bilgili. Şenerboz'da İslam Sesi takip ediyorsun değil mi Celil? Takip ediyorum, evet. Evet. Bugün tabii Erkan abimizin sonsuzunu oluyoruz Celil. Ne söylemek istersin kısaca? Erkan abim ben küçüklükten hatırlıyorum. Çünkü Evet Hayır Yarışması çok keyifliydi. Kendisi de çok gayet keyifli izliyordu. Kendisi çok efendi bir insandı. Yani değerli bir sanatçımızı kaybettik. Onun için şu an üzgünüz. Allah gani gani rahmet eylesin. Sağ ol, var ol. Mekanı cennet olsun inşallah. Amin, amin inşallah. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar yanımızda çok kıymetli bir kardeşimiz var. Merhabalar, isim neydi? Serkan Yakın ben. Serkan Bey, şimdi tabii size Erkan abiyle çok böyle bir hukukunuz olan bir kişisiniz. Nerede söyleyeceksiniz Erkan abi hakkında? Bir anınızı anlatır mısınız? Erkan abiyle hiç yüzde tanışma şansım olmadı ama ben onun bize miras bıraktığı Evet Hayır Yarışması'nı yaklaşık 8 sene bir askeri kampın eğlence gecelerinde yaparak onun için de çok güzel tepkiler alıyordum. O yüzden bir gönül bağım vardı. Burada olmak istedim. Ben televizyon programcısıyım. Abimizi yalnız bırakmadık. Ruhu şahat olsun. Sabırlar diliyorum sevenlerine. Evet, çok teşekkürler. Biz de kendisine Allah'tan gani gani rahmet diliyoruz. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diyoruz. Evet, bugün çok kıymetli Erkan abimize sonsuz oluyoruz. Ne söylemek istersin? Valla Erkan abi çok iyi bir abiydi yani. Bir artı hemşerimizdi. TRT'de de izliyordun değil mi? TRT'de 85'li yıllar, çocukluk yıllarımız. Allah ailesine sabırlar versin. Amin, amin. Eyüp Sultan'dan gidiyorsun değil mi? Eyüp Sultan'dan geliyoruz. Eyüp Sultan'dan seni tanıyan herkese sevgiler, selamlar. Herkese selamlar, aynı. Hemen yanımızda çok kıymetli kardeşimiz var. Konuşmak istemiyor ama kardeşiz değil mi senin kardeşin? Tamam. Çekelim böyle hemen. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün de Erkan abiyi yalnız bırakmadınız böyle. Aynen. Sonsuz oğullarken sağ olun, var olun. Abi. Arkadaşlar işte Erkan abimizi sonsuz oğullarken bugün Onun çok sayıda seveni kendisini yalnız bırakmıyor. Biz de Erkan abimize Allah'tan gani gani rahmet diliyoruz sevgili arkadaşlar. Ben de onu Burak dedim. Burak dedim, ben Burak değilim dedi. Allah'ım. Mekanları cennet olsun. Erkan Yolaç ya. Evet, evet. Çok sevdiğim bir anlatımcı var. Zaten hastaydı annem. Politik çaldı. Hasta yapıyordu. Sordun mu Deniz? Hacım merhaba, hoş geldin. Bugün yine Erkan Yolaç beyefendiyi sonsuzluğa uğurluyoruz. Ne söylemek istersin? Gevdeden geliyoruz. Yani şey, diyorsun bu cenazeyi de es geçmek istemedim. Mutlaka, geldim diyorsun. Mutlaka geldim. Sabah evet Celal, sana çok teşekkür ediyoruz katılımın için. Allah rahmet eylesin. İzliyordun değil mi Erkan Yolaç'ı? İzliyordum. Televizyonda da izledim. Evet. Allah gani gani rahmet eylesin. Sağ ol. Çok teşekkürler. Arkadaşlar işte Etiler'de Erkan Yolaç beyefendinin yıllarca komşuluğunu yapmış Müfit abimiz, yayın konumuz Müfit abi, başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun. Tabii sizin komşunuzdu değil mi Etiler'den? Erkan abi hakkında neler söylemek istersiniz? Çok sevdiğim, çok değerli birisi, çok saygı duyduğum bir abimdi. Allah rahmet eylesin, çok üzüldüm. Nasıl bir kişiliği vardı abi Erkan abinin? Kısaca anlatır mısın bize? Herkes tarafından çok sevilen bir insandı. Çok iyi bir sanatçıydı. Ekrandaki, televizyonlardaki gibi yine böyle güler yüzlü, şakacı bir insan mıydı? Her zaman öyleydi. Her zaman öyleydi. Evet. Çok sevdiğimiz bir abimizdi. Gerçekten çok üzüldüm vefatına. Allah rahmet eylesin. Allah gani gani rahmet eylesin. Biz de başsağlığı ve sabırlar diyoruz sizler gibi sevenlerine. Bir de o da var ya, kendi kendime diyorum, böyle salıp falan.